Kültür ve sanat. İslamiyet'ten önce Türk sanatı. Hunlar devrinde sanat. İslamiyet'ten önce Türk sanatı. Hunlar devrinde sanat. Milattan önce 1. binde Kuzey Çin'de görülen ve Çin kaynaklarında Hyunnu adıyla tanınan Asya Hunları, umumiyetle tarih sahnesinde ilk rol oynayan Türk olarak kabul edilmektedir. Milattan sonra 4. yüzyılda Avrupa'da görülen Hunlar, Hunların bir devamı olup Atilla idaresinde Manş kıyılarına kadar hemen hemen bütün Avrupa'ya hakim olmuşlardı. Asya Hunları hakkında ilk tarihi kaynak milattan önce 318 yılında Hunlarla Çinliler arasında yapılan bir anlaşmayı gösterir. Bu tarihten sonra Hunlar Orhun ve Tola nehirleri bölgesi merkez olmak üzere Huangpu Nehri büyük dirseğinin iki tarafına yayılmışlardı. Bu zamandan başlayarak Çinliler Türklere karşı korunmak için Çin Seddini örmeye koyulup 90 yıl sonra milattan önce 214'te tamamlamışlardı. Milattan önce 209-174 arasında Büyük Başbuğ Motun Hunların idaresini ele almıştı. Babası Tuman'ın Hun dilinde imparator manasına gelen Tanhu veya Shan Yu unvanı onun eski bir Türk hükümdar sülalesinden geldiğini gösterir. Milattan önce 1. yüzyıl ortalarında Çinlilerin entrikaları yüzünden Hun İmparatorluğu ikiye bölünmüştür. Bunlardan bir kısmı Çiçi idaresinde Talas ve Çu bölgesine yerleşmişlerdir ki Avrupa Hunlarının bunlardan geldiği tahmin edilmektedir. Diğer bir kısım Hunlar yakın doğuda Eftalitlere karışarak Ak Hunlar adıyla Kafkaslardan Kuzey Hindistan'a kadar uzanan bir imparatorluk kurmuşlar. Çin'de kalan Hunlar ise 4. yüzyıl ortalarına kadar hakimiyetlerini devam ettirmişlerdi. Eftalitler veya Ak Hunlar Türkçe konuşuyorlardı. Çin kaynaklarından kalan Hisunknu kelime ve cümleleri de Altay dilleri ve Türkçe'ye bağlanır. Güney Sibirya'da Altay dağları eteklerinde Pazırık'ta Rus arkeoloğu Rutenko tarafından açılan M.Ö. 4 ve 3. yüzyıldan kalma kurganlarda Hunlara ait birçok eşya ile buzlar içinde bozulmayan insan ve hayvan ölüleri bulunmuştur. Leningrad Ermitage Müzesi'nde saklanan bu eserler arasında halı, kumaş, renkli keçe, aplike örtüler gibi hayvan kavgaları ve insan figürleriyle süslü çok zengin tekstil işleri yanında atlı araba, çeşitli eşya vardır. Ölüyle beraber atlar da gömülüyordu. Atlardan bazıları geyik veren maskeleri taşıyorlardı. İkinci kurgandaki mumyalanmış ölünün vücudu dövmelerle kaplıydı. Tamamıyla hayali hayvan figürlerinden ibaret olan bu dövmeler sırtta, kollarda ve sağ alt bacakta sağlam olarak kalmıştı. Bu kurganlardan çıkan halı ve tekstil işlerinin Hun sanatı bakımından ayrı bir ehemmiyeti vardır. Hunlardan bazılarında aheminiş sanatı tesirleri açıkça görülmekle beraber keçe üzerine ince ve renkli deriler yapıştırmak suretiyle süslenen bir grup tekstil işleri tamamıyla orijinal Hun uslubunu belli etmektedir. Bunlar eğer örtüleri olarak yapılmıştı. Böyle keçeden bir belleme üzerinde renkli derilerden kesilerek yapıştırılmış parçalarla bir dağ keçesine sardıran kartal grifonu gösteren bir hayvan kavgası canlandırılmıştı. Çok realist ve ölüme yaklaşan keçinin ürpermelerini bütün kuvvetiyle aksettiren sahne simetrik olarak arka arkaya iki defa tekrarlanmıştı. Bu Hun sanatı için çok karakteristik bir uslubu göstermektedir. Selenga nehrinin Baykal gölüne aktığı yerin yakınında Noin Ula bölgesinde 3 grup halinde 212 gurgan vardır. Açılan gurganlarda etrafı kalın kütüklerle çevrili ağaç direkler üzerine çatısı olan 5 metre uzunlukta 3 metre kadar geniş 1,5 metre kadar yüksek bir dış kısımla bunun içinde 3 metreden biraz daha uzun ve aynı nispette genişliği yüksekliği olan ağaç direkli mezarda çok iyi bir işçilik gösteren tahtadan bir tabut bulunuyordu. Ölü itinalı bir şekilde giydirilmişti. Mezar odasının etrafı tavan ve yer ipek, keçe ve yün örtülerle kaplıydı. Bu örtülerden birçoğu ile hayvan figürleriyle işlenmiş gümüş levhalar, eğer takımları, üç ayaklı masalar, çeşitli ağaç, eşya, silindirik ayaklı kulplu tunç kazanlar, yerli keramik, renkli cam boncuklar, çatal gibi kullanılan çubuklar, Çin işi aynalar, araba tekerlekleri, mücevherler, saç örgüleri, elbiseler gibi Hunlara ait birçok eşya bu kurganlardan çıkarılarak Leningrad Ermitage Müzesi'nde mal edilmişti. Bulunan eserler arasında Lake bir Kase'nin kitabesinde 3 ustanın adı ile Şahlin Sarayı için milattan sonra 13. yüzyılın 5 Eylül günü yapıldığı yazılıdır. Büyük bir keçi örtü üzerine Pazırık'taki benzerleri gibi ince renkli dericilerden kesilmiş parçalarla diğer bir hayvan kavgası canlandırılmıştır. Burada kanatlı aslana benzer bir grifon arkadan bir geyiğe saldırmaktadır. Burada kompozisyon daha şematik ve usluplaşmış olmakla beraber can çekişen geyiğin çok realist bir görüşle ifade edildiği görülmektedir.
görülmektedir. Yün kumaş üzerine işleme olarak yapılmış diğer bir örtüde siyah beyaz kaplan çizgileriyle üstte ve altta kaplan başı ve pençeleri işlenerek serilmiş bir kaplan postu etkisi uyandırılmak istenmiştir. Duvardaki örtülerden biri yün üzerine işlenmiş olarak su bitkileri arasında kaplumbağalar ve balıklardan ibaret bir kompozisyon gösteriyor. Diğer bir işlemeli yün örtü de su içinde kuşlar ve balıklarla buna yakın bir dekor gösteriyor. 6. kurganda bulunan bir işleme kıvrak atları ile Hun süvarileri canlandırılmaktadır. 22. kurganda duvara asılı ve büyük bir ustalıkla yapılmış yün işlemede çok canlı kuvvetli bir portre hususiyeti olan bıyıklı iki insan başı bilhassa dikkat çekmektedir. Bunlar daha sonra Göktürkler ve Uygurlar da göreceğimiz portre sanatının öncüleri olarak görülebilir. Ivalga'nın Selenga nehrine aktığı yerde Ulan Ude'de birçok evlerde büyük ve etrafı surlarla çevrili bir iskan yerinin izleri bulunmuştur. Evlerin döşemeleri altında sıcak hava ve duman için ısıtma yolları vardı. Hayposa üstte ısıtma sisteminin Roma'dan ayrı olarak Hunlarda da kullanıldığı anlaşılıyor. Burasının az zaman sonra tahrip edilmiş olduğunu tahmin ettiren işaretler vardı. Belki Çinlilerle ilgili veya onlardan gelme bir tesis olduğu da düşünülebilir.